Evet, videoyu şimdi aşırı lokal bir yerde açtım. Yani Kelvin beni böyle bir yere getirdi. Hello. Abi baksana, bildiğin buram buram lokal kokuyor yani burası. Menü fiyatları da genelde 60 ile 80 arası. Yani beef chicken karışık 70 mesela. Yani 7, 14, 100, 185 lira falan ediyor yani. Ha, buraya göre normal. Yani 50, 60 buraya göre gayet normal. Şurada zaten fiyatları da yazıyor mu? Yazıyor. Ama üstüne çizik atmışlar, bilmiyorum. Videoyu böyle güzel bir yerde başlattım dedim. Şimdi gerçekten lokal bir yerde yemek yiyeceğiz. Bakalım yemeğin tadı nasıl. Derdimiz parayı değiyor mu bilmiyorum değil. Ama yani zaten normalden düşük veriyoruz. Bakalım, Kelvin'le video maceramıza devam ediyoruz. Vallahi dedim, madem pork yedirme de ne yediriyorsan tamam dedi, sen güven bana, gel dedi. Buraya getirdi. 3-4 seçenek sundu, bunlar güzel dedi. Seçtim birini, o da bir şey seçti. Bir de ortaya bir şey seçtik, bakalım. En sonunda fiyat ne kadar gelecek, ne ödeyeceğiz, nasıl bir yemek gelecek hep beraber göreceğiz. Bu videoda böyle güzel lokal bir yemek videosu olacak. Excuse me, do you have video recording? Video recording? Yes. Bak şöyle bir... Ve pilav şöyle tabakta geliyor. Yani bilmiyorum, kaşıkta şöyle, inşallah güzeldir. Do you like? Yes. Vallahi beğenmiş. Bakalım, bizimki de ona benzer bir şey gelecek. Ben çünkü pilav, tavuk, et karışık bir şey söyledim. Bakalım, gelince gösteririm size de. Şimdi ilk başta şöyle bir sos, bunu getirdiler de ben şu kaşığı kullanırım. Şöyle bir yemek geldi. Is ne? Oyster cake. Again? It's a oyster cake. Oyster cake. Like the... what is name in beef? Vegetarian? Chicken. Wait a second, so let me show you a picture. Oyster. Ah, midye. I like. I very like. Oh, şu midyeymiş ha, değişik yapmışlar. Ya şimdi çubukları bir açalım biz de. Bakalım bir. Abi var ya, gelmeden bir sürü midye restoranı gördüm. Dedim inşallah böyle midyeli bir şeyler vardır da söyler falan dedim böyle, ama tabi etli tavuğu görünce onu söyledim. Ortaya bunu söylemiş. Şimdi hemen şunu bir deneyelim. Evet. Thank you. Şöyle arkadaşlar, buradan tutmayacağım, dediğiniz gibi artık öğrendim buradan. Yani öğrenmedim ama en azından deneyelim bakalım. Ben abi direkt şöyle sostan alayım az bir şey. Ben direkt kaşıkla yiyeceğim ya, hiç uğraşamam. Biraz yağlı. Herkesin midesi kaldırmaz, açık ve net, ama midye seviyorsanız efsane. Vallahi hem balık tadı geliyor, hem midye tadı geliyor. Eğer midye seviyorsanız efsane, ama böyle çok yağlı şeyler sevmiyorsanız, yani Türkiye'deki mesela kedi dili, kedi balığı gibi şeyler var ya, ekmeğe böyle işte yumurtaya banıyorsun, kızartıyorsun, onları çok sevmiyorsanız bu da size ondan daha yağlı. Ama midye ben özlemişim ya, valla çok güzel. Bir dahakine ekmekle geleceğim buraya. Her seferinde aynısını diyorum ama utancımdan gelemiyorum. Çünkü her seferinde farklı bir restoranta götürüyor. De şunu biz bir gömelim. Şu acısı da bu arada güzel, yani çok acı değil ama güzel. Beğendim ben bunu. Bak şimdi şöyle bir yemek geldi abi, aşırı sıcak. Evet, kenarı yanmış zaten böyle. O burada sıcak. Evet. Ama şimdi bunları kaldıracağız, bakalım ne çıkacak. Şöyle. Oo. Abi şöyle güzel soğanlı tavuk pilav. Yani your open. Oo, o da sosis pilav söylüyor. So abi you bakalım. Can use this and... Okay. Şimdi birazcık şundan dök dedi Kelvin. Aynen, soy sostan çok az dökeyim. Yes. Okay, little. Maybe later. Okay. Önce bir deneyelim abi, bu acı geliyor, bir de şundan dökelim birazcık da. Abi buharından var ya, toz uçuyor ya. Öyle, o tabi bayağı bir döküyor. Onlar bayağı soya sosunu seviyorlar. Ben ballısını seviyorum. Bunu pek şey yapmıyorum. Ses çıkıyor koşu koşu. Duyuyor musun? Bak, kenarlardan. Soya sosunu dökünce. Ama güzel ya, böyle çömlek çanakta getirmişler. Şimdi deneyelim. Evet, en güzel yere geldik. No pork. No pork. No pork. Chicken or beef? The goose liver. It's a goose liver. Goose liver. Liver. Beef or chicken? Goose. Goose. Angus. Tamam, Angus'muş. Okay, no pork no problem. Okay. Bir tane şöyle bıraktı. Şimdi telefondan ne olduğunu gösterecek. Genelde böyle anlaşıyoruz Kelvin'le biz. Ördekmiş. Ulan ördek hiç yemedim ha. Wow, yes. Abi ördek hiç yemedik. You beef or chicken? Please, please, please. Abi şimdi şunu deneyeceğim. Şimdi ilk defa ördek deneyeceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ben şu an nasıl ördeğim. Çok garip ya. Tadını anlatamam. Hiçbir şeye benzemiyor. Et falan değil yani. Şu çubukları tutabilsem. Bak şöyle bir şey. Abi ciğere benziyor biraz tadı. Ciğer gibi. Sevmedim. Pilavın tadına bakalım. Pilav tane tane. Pilavı tane tane yapmışlar. Ha, ben kaşığa döndüm. Şimdi bir tavuklu pilav. Buranın tavukları dediğim gibi farklı arkadaşlar. Her videoda söylüyorum ama alakası yok bizim tavuklarla. Şöyle bir tavuk pilav deniyorum size. Tavuk da iyi. Yes, yes. Şöyle diyor, karıştır diyor. It's very crunchy at the bottom. Okay. Çıtır çıtır. Yes. Ama bilmiyor ki ben yanmış pilavı yemem. Nefret ederim yanmış pilavdan. Allah bilmiyor da neyse, şu eti de deneyelim. Bu arada et az pişmiş, ben severim az pişmiş. Gerçi et fark etmiyor. Çiğ de oluyor. Böyle işte. Şuradan şu alacağız. Abi et her yerde güzel. Coşkundan diyeceğim birazcık. Çok tercih edeceğim bir şey değil açıkçası ama farklı bir yemek en azından. Yani burada dedim tavuk tat, yani tavuk biraz farklı. Bir de şu tavuğu dedim, iki farklı tavuk var şimdi. Bunun falan daha iyi. Bak şu gördüğünüzler var ya, hep yanmış. Bu da böyle getiriyorlar. Normalde yani Türkiye'de falan hiç hayatta değil bu kadar kızarmış. En ufak havada tıkır tıkır olsun gene pilav. Yiyoruz abla. Ne yapalım? Bak bunlar şöyle yapıyor. Pilavı şöyle daha başka diğerleri de öyle yapmış. Bak pilavı şöyle mix yapıyor, karıştırıyor altın üstünü. Bunları böyle ayrı koyuyor, ayrı yiyor. Ben normalde bir salata, pilav et karıştırırız da bu öyle karışacak gibi değil arkadaşlar yani, yok. Böyle hepsini biraz döktüm, bakalım biraz karıştıralım bunu. Karıştırdık ve Kelvin dediği gibi deneyeceğim. Şöyle. Vallahi daha güzel ama yanık pilavı hiç sevmedim. Hep güzel şeyleri deneyeceğiz diye bir şey yok, bir de bunu deneyelim. Bu arada ördek sosunu da pek vermedim ama kıtır kıtır. Pilavı nasıl yapmışlarsa. Lan pilav değilmiş bu, tavuğun kızartısıymış. Tavuğun kızır kızır yerini yemişim. Tamam, şu yemeği bitireyim, değerlendirmeyi en sonunda sizlerle yapacağız. Böyle bir video olsun istedim. Yani şu yemeği bir gömeyim ben bir. Ama en çok beğendim şu midye abi, midye kızartması. Bu yumurtalı midye kızartması efsane. Çok beğendim. Et de fena değil, etin tadı da güzel. Yani pilav üstü güzel, tane tane ama altı yandığı için bu yemeğe biraz puanım düşük olacak ama olsun, yeni deneyim işte. Bunu da denemiş olduk burada, lokal bir yerde. Gördüğünüz gibi her şeyi sildim. Kalan midyeyi, eti, meti. Tek yanlış şey şöyle kemik, kıkırdak gibi şeyler vardı. Tavuğun. Onu sevmedim. Sosu sevmedim. Normal zaten buranın tavuğun tadını sevmiyorum. Et fena değil, pilav yanıktı. Hayatım ilk defa bu kadar çok yanık pilav yedim. Yani ömrümde topladığımda bu kadar yanık pilav yememişimdir. Baksana. Hep yanık pilav. Ha, buranın usulü buymuş. Ha, soya soslu yapınca fena olmadı. Yani normalde bir daha gelir misin buraya? Bilmiyorum. Yani bir daha buraya sanmıyorum geleceğimi. Ama deneyim işte, yani bunun adı iyi kötü ne varsa deniyoruz. Şu midye çok güzeldi. Sosis yok, güzel değildi abi. Ben ördek sosisini beğendim ama direkt bu ördek et değil, ördeğin bir yeri, arka tarafında bir ciğeri dedi herhalde. Tam olarak anlamadım ama yani ördek ciğeri olduğu için herhalde çok sevemedim. Yani genel olarak 10 üzerinden puanlamam gerekirse burayı, benim buraya puanım 4,5 falan. 4,5 o kadar yani. O da midyenin altına. Belki 5 olur midyenin altına. Midye olmasa 2 falan verirdim yani. Ama istediğim gibi 4. Bakalım şimdi yiyelim. Daha sonra hesabı ödeyeceğiz. Bakalım hesap ne kadar gelecek, bu masanın hesabı. Restorandan çıkınca şöyle bir pazara geldik. Direkt önümüze eski paraların satıldığı bir yer var. Buranın eski paraları herhalde. Hello. Daha iplemedi. Ya burada da gene böyle millet sokakta yemekleri değişik çeşit yemek görebiliyorsunuz. Abi incikçi, boncukçu falan da var burada. Ana aynen, eğer arkadaşlar buraya gelip bileklik satmak istiyorsanız bak burada toptancı bileklikçi var. Buradan alabilirsiniz. Yalnız bir şey değil mi abi, 110 Hong Kong doları verdik kişi başı, yani 300 TL'ye tekabül ediyor. Abi hayatımda hiç bu kadar bir şey bana koymamıştı. Çok doymadım. Tadı da kötüydü. Sosis de sevmedim. Tavuğu da sevmedim. Et yani. Normal etlerin altındaydı standartlara göre. Yani pilav yanmıştı. Bir midyeyi sevdim, o da ağırdı yani, öyle 2-3 tane, bir tanenin yarısını yiyemedim. Sokağa dedi bir de burayı gezelim 2 dakika dedi. Öyle yediklerimizi eritiriz dedi. Yani doymadım bir, ikincisi sevemedim. Arkadaşlar bu Asya tarafında şöyle küçük büyük ventilatör var, şöyle el fanları bunlar. Yolda yürürken insanların elini görebiliyorsunuz. Burası çok sıcak olduğu için, yaz kış sıcak yani, bir de muson yağmurlarında aşırı nem oluyor havada. Yani hissedilen 40-45 dereceyi buluyor. O yüzden böyle bunlar çok yaygın şekilde satılıyor işte. Teknolojik aletler falan da var. Böyle ufak çaplı bir pazar. Gene yemek yeri falan var. Böyle sona doğru birazcık gidelim. Böyle bu video böyle kısa bir video olsun istedim. Yani diğer videolar genelde uzun, hani 20 dakikanın üstünde falan oluyor genelde içeriğine göre. Ama bu videoyu böyle ancak tek bir yerde böyle kısa tutmak istedim. Abi, yediğim işte lokal restoranda yemek yedik ama çok lokalde yedik. Ben o yüzden çok sevmedim. Tavuğun içinde kıkırdakları falan vardı böyle. Yani ben tavuk göğüs sandım direkt. Yok, kıkırdak çıktı falan. Yani sevmedim abi. İçime oturdu o para. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gelmişken deneyeceğiz. Ha, burada bu şortlar falan var. Bunlar ucuz. Hani 45 diyor tanesine. 45, 90, 110 lira falan. Ya gayet iyi bence 110 liraya bu şortlar. Daha ucuzda da var arkadaşlar. Yani 75 liraya falan da var bunların. Ben görmüşüm, o 40'a var mesela, 100 TL. Yamatei diye bir yer burası. Yamatei, aşağıda yazarım zaten. Küçük nargile tarzı ürünlerin şeyleri var işte, küçük. Yine bunlar bilmiyorum valla. Tayland'da da satıyorlar da orada ot yani marihuana için satıyorlardı. Ama burada yasak. Kimsede de görmedim. Bunları bilmiyorum. Şöyle küçük küçük kullanan vardır herhalde, bilmiyorum yani. Ama ha, tobacco shop. Ha tamam. Tobacco shop gibi bir şey burası. Bakın burada millet ne sırası bekliyor biliyor musunuz? Şu içeride arkadaşlar fal bakıyorlar. Geleceği görüyorlar. Şura böyle komple falcı. Sağlı sollu. Böyle bakıp fal, ama neyden bakıyorlar hiçbir fikrim yok. Taş gibi bir şey var, ondan falan bakıyorlarmış. Böyle insanlar da burada sırada bekliyorlar. Burada da falcıları vurduk. Türk kahvesi olsaydı ben de bakardım. Bak mesela kuş var. Kuştan bir şey bakıyor falan böyle. Bakıyor, söylüyor yani gelecekle ilgili. Enteresan. Ya burada da var. Burak kapatmış. Bak burada teyzem bakıyor. Böyle komple falcı yerlerine geldik. Buranın lokal yerleri buralar. Arkadaşlar. Turist bulamazsınız buralarda. Ha, burada da şarkı söylüyorlar. Şimdi bir turist gördüm. Geliyormuş buraya da turistler. Karaoke yapıyorlar herhalde burada. 3-4-5 kamerayla videoyu çekiyorlar. Niye bilmiyorum. Param veriyor. Aynen, para veriyor. Flüt çalayım ben de burada. Ya millet de burada oturmuş, bizim yaşlı dedelerin inşaatı izlediği gibi bunları dinliyorlar. Böyle bir yer. Değişik ya, ilginç yani. Arkadaşlar her zaman istediğim gibi videoya bir like, bir yorum atın. Bakın izlenmeler 200-300 oldu. Yani bayağı düştü izlenmeler ya. Yani 1000, 2000, 3000 izlenirken 200-300'e düştük. Hong Kong'da böyle canlı güzel bir yer sizlere göstermeye çalışıyorum. Sizler de ancak 5 saniyenizi ayırın. Bir like, bir yorum yapın. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Benim için değerlisiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.